Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal gündüdü haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyadaki gün tertipte bulunan haberlerine huzurunla sunuşturuşumuz. Kınamsız dıktınlar ekranımız bulsun. Xitay kent ahalisini zavutlarına nazarbend kılmakta. Atalmış Şinjan gazetinin bugünkü haberde bildirilişçe, Xitay tecavüzcileri atalmış namuratlarını işik aldıda işe uğurlaştırış namıda Şarkı Türkistan halkını zavutlarına nazarbend kılışkı başlayan. Xalqara cemiyeti Xitay'nın Şarkı Türkistan halkını atalmış işe uğurlaştırış namıda Xitay ülkelerine hem de başka yurtlarına sürgün kılış kılmışı kün tertipke kilip, Xitay'ın bu meselde ayıplaşke başlayan bir mezgilde Xitay Uyghurlarga qartılgan taqib qilish, yurtidan sürgün qilish usulini kanitlarga Xitay zavodlarini yotkab kelib, xalqni zavodga nazarband qilishga o'zgartgan. Sharq Turkistonning har qaysi yezi kanitlarga Xitayning to'qimachilik hamda kiyim-kechak, elektronlik qorashtirish qatorliq zavodlarini o'rinlashtirgan. Atalmish ishq oldida ishqa o'rinlashtirish nomida xalqni mazkur zavodlarga nazarband qilishga boshlagan. Bildirilishçe Xitay dairleri Şarkı Türkistan'ın yakın naisinde her xil kesip terakki kıldırış şuarı astıda tokumikilik kim geçek elektronluk kuraştırış kadarlık kesipler boyunca kent ahalilerini erzan bahadı zavutlarına nazarbend kılgan. Bütün yakın naisinde 53 tokumikilik kim geçek karhanesi 10 elektronluk kuraştırış karhanesi kurup çıkan. Mezkur karhanlarga 16.800 kişini atılmış işik aldıdı işe uğurlaştırış namıda nazarbend kılgan. Baydövi kentide 570 ailede 2022 adam bar bulup, kentteki kişilerin köp sallıqını atılmış namıratlarını yöle sihiğe nazarbend kılgan. Haberde aşka arılınışça, kentte yana atılmış aqli cahattin yöle dərisxanası təsis kılıp, kentteki kişilerini nazarbend kılgan. Xitay komünistlerinin təşviqatını zorlap tenip, Şarkı Türkistan xalqının mıngısını yuyuşqa urungan. Xitay'nın askeri çekindirişi Modi'nin kattık pozisyasıdan bolğa mı? Fransiya Xalqara Radyosu'nun bugünkü haberde bildirilişe Hindistan Başministeri Modi Ladakh'a berip, tekşürüş eylip berip, Hindistan'ın kat'i çekinmeslik pozisyasını bildirgendeyken, Hindistan'ın yukur derecelik emeldarları bugün Xitay askerlerinin Galvan Vadisi'nin 2 kilometre arkağı çekingenlikini bildirgen. Merkezi Akhbarat Agentliği'nin bugün elan kılgan dokulatı'a karğanda Modi kattık pozisyaya körsetkendeyken, Xitay askerleri Çigradaki karşılaşış noktasından çekingen. Hindistan Başministeri Modi 3. iyul Xitay-Hindistan karşılaşış meydanı Ladakh'nın aldın kısipini gözden geçirip, askerlerge kılgan sözü de Hindistan'ın zeminini koğdaşta arkağı çekilmeydiğallığını tähkitligen idi. Hindistan Devlet Bihaterlik Meslahatçısı Ajit Doval ve Xitay Devlet İşleri Meslahatçısı ve Diplomatya Ministeri Wang Yi tünügün telefonlaşkan. İki taraf Xitay bilen Hindistan otursudaki emeli kontrol liniyesindeki askerlerinin çekinişini tizletişki koşulgan bulup, Xitay armiyesi bugün çekiniş cahati işbadi körsetken. Hindistan'nın bir yukur derecelik emeldarının eğitişçe Xitay armiyesi Ladakh'nın Şarkı Galvan Vadisi'ndeki karşılaşış noktasından 2 kilometre yıraklıkı çekingen. Yeni bir hükümet menbəsinin aşkarlışça Xitay askerleri Ladakh ve Hindistan'daki emeli kontrol liniyesinin 14. çarlaş noktasında çidir ve vakitlik imaretlerini çıkışkı başlayan. Xitay virus yukumi hem Uyghurlarga kılıbatkan zulümü sebeplik kattık tənkitlendi. Uzundun bayan Amerika Prezidenti Donald Trump Xitayını Xitay virus sebeplik izgil tənkit kılıp gelmekte. 4. iyul Amerika'nın devlet bayramı yani müstakillik günü bulup, o günü Aksaray'da resmi mürasim ötküzülgen idi. Prezident Donald Trump Nakh Meydan tarqıtışı arqılıq 380 milyondan artıq Amerikalıqqa bayram münasibeti bilen kılgan nutqıdımı Xitayını nişanğa aldı. Trump nutqının şu qısımıda tövendekilerini dedi. Xizmet pürsetleri ve şirketler devletimizge qaytıp kelibatıdı. Neçe 10 yıldan beri Amerika'dan paydalanıp kelibatkan yat ellerge ceza tedbirlerinin küçü körüstülüp, bizge paydalıq ticaret kilişimleri hasılı kalındı. Bu devletler Amerika devlet hazinesige neçe yüz milyardlıqan dollar töyleşke mecbur boldı. Bırak biz yeni Xitay'dan gelgen virusunun zərbisi gifçürüdük. Prezident Trump sözü devam edi yana mündaq dedi. Biz hazır ilgiri delmuşu virus tarqalgan Xitay'dan import kılınıp gelgen sahiye əslihalarını özümüz işlep çıkırışkı başıldık. Xitay virus meselesi de uçuk aşkarı bulmay sır tutup, sahtipezli kılıp, virusunun dünyadaki 189 devletki yeyilişi yol açtı. Xitay bu meselede çokum tuluk cevapkarlıqı tartılışı gerek.
Ma'lum bo'lishicha, odatda bu xildagi davlat nutqlarida birer davlatning ochiq nishonga elinishi ko'p uchramaydigan ahvol bo'lgachqa, bu nutqni alohida deb qarashqa bo'ldi ekan. Amerikadagi Uyg'ur siyosiylaridan doktor Qahar Barat Apandi Xitoyning nutqda tilga elingan birdan-bir davlat bo'lishini Amerikaning Xitoyga qaratgan siyosatining namoyandasi deb ko'rsatdi. Aradan 2 kun o'tgandan keyin, ya'ni 6-iyul dushanba kuni atiganda Prezident Trump Twitter'da yana Xitoyni nishonga olgan bo'lib, u Xitoy Amerikaga va butun dunyoga nihoyat zo'r ziyon soldi deganlarini bildirgan. Amerikadagi Uyg'ur siyosiylaridan doktor Erkin Sidiq Apandi mo Prezident Trumpning nutqida Xitoyni nishonga elishning odatdan tashqari ahvolligini eskertdi va virus masalasida Amerika Xitoyni javobgarlikka tortadi deb qaraydiganligini bildirdi. Bir qancha kundan buyon Amerika prezidenti Donald Trump Xitoyni Xitoy virusi sababli qattiq tanqid qilgan bo'lsa, Amerika Tashqi ishlar ministrligi mo Xitoyga qaratgan tanqidini asoslik ularning Uyg'urlarga qaratgan zulmiga markazlashtirdi. Masalan, Amerika Tashqi ishlar ministrligi 6-iyul kuni atiganda Twitter va Facebook orqali bir parcha qisqa video tarqitib, Xitoy rejimining Uyg'ur ballariga qartibotgan asimilyatsiya siyosatlarini tanqid qildi. Amerika Tashqi ishlar ministrligi Uyg'ur ballariga beg'ishlangan bu qisqa videosida yana yangi bir avlod Uyg'ur ballarining Xitoy Kompartiyasining ideyasi bilan cho'ng bo'layotganligini, ularning o'z milliy kimligi, yiltizini va milliy urf-odatlarini tunishdan mahrum qilinayotganligini eskartgan va Xitoy rejimi Uyg'urlar va boshqa yerlik millatlarning milliy va diniy kimligini o'chirishni to'xtatishi kerak deb chaqir qilgan. FBI'nin müdiri Christopher Wray Xitoyning javobgarligining surishtirib qilinganligini bildirdi. 7-iyul kuni Hudson Instituti Amerika Federatsiya tekshirish idorasi FBI'nin müdiri Christopher Wray'ni taklif qilib, Beijing'ning Amerikaga qaysi taraflarda suqunib kirishga urinayotganligi va buningga qarshi tadbirlar to'g'risida alohida suhbat olib bordi. Amerika Federatsiya tekshirish idorasining müdiri Christopher Wray Xitoyning Amerika shirkatlariga singib kirishi orqali Amerikaning aqliy mulklarini o'g'irlaganligi, Amerika universitetlariga singib kirib, saxta uchur tarqitib, kommunizm ideyasini kengaytirayotganligi, Xitoyning o'zining cho'ntikini to'mlash uchun har xil usullar bilan Amerikaning diqqatini burashga urinayotganligidek muhim mazmunlarni o'tirg'i qo'ydi. Christopher Wray mundaq dedi: "Xitoy uzundan buyon Amerikaning uchur texnika va aqliy mulk huquqiga tahdid bo'lib kelmoqda. Davlatimizning iqtisodiy gullanish va taraqqiyotiga to'sqinlik qilishga urinmoqda. Bu xil iqtisodiy kengaymachilik orqali davlatimizning iqtisodiyotiga tahdid elib kelmasdan, balki davlat bexatarligiga mo tahdid elib kelmoqda." U yana Xitoyning Amerika fuqarolarining shaxsiy uchurlarini to'plaganligi haqida to'xtalib mundaq dedi: "Bu tahdidga sal qarg'ili bo'lmaydi. Davlatlik taftish mahkamasi va tashqi ishlar ministerimi bir qancha hafta ichida bu haqda bayonot e'lon qiladi. Agar bu masalani faqat istixborot sohasining, hukumatning va shirkatlarning masalasi deb o'ylagan bo'lsanglar, xatolashgan bo'lasizlar. Amerika fuqarolari ularning asoslik nishoni bo'lib, tarixdagi eng keng ko'lamlik iqtisodning iqishi yuz beryapti. Agar siz yoshlar ishiltiyotgan ko'ngil ochish xarakteridagi applarni ishiltiyotgan bo'lsangiz, sizning barliq uchurlaringizni Xitoy o'g'irlab bo'ldi deganlik." 6-iyul tashqi ishlar ministri Pompeo Fox xabarlari to'rining muxbiri Laura Ingrahamning ziyoratini qabul qilganda, Xitoyning ijtimoiy aloqa applarini bo'libmi TikTokni cheklashni o'ylashayotganligini bildirgan edi. Lookout shirkatining istixborot va xavfsizlik tadqiqoti direktori Christoph Habisenning Arkansas radiosiga bildirishicha, Xitoyda ishlangan nurg'un applar uchur o'g'irlashni maqsad qilgan ekan. Uning deyishicha, oltin burkut yomon g'arazlik Android yumtallarining biri bo'lib, u tor uchuq yoki uchuq bo'lmagan sharoitda telefonni kontrol qila oladi ekan. Telefondagi tekstni ko'rib va telefon suhbatini anglay oladi ekan. Telefon egasi buni sezalmaydi ekan. Federatsiya tekshirish idorasining müdiri Christopher Wray mundaq dedi: "Bu yerda xatarda turayotgani faqat shaxsiy uchurlarla emas, balki yana bizning sog'lomlik, sug'urta, bexatarlik tizimlarimiz. Federatsiya tekshirish idorasi har 10 soatda bir Xitoyga munosabatli dilo topshirib oladi. Hozir qo'limizdagi 5000 dan ortiq diloning 20 dan ko'proqi Xitoyga munosabatli. Yaqindan buyon bo'libmi Xitoy virusi mazgilida Xitoy Amerikaning sahiya tashkilotlari, dori shirkatlari va tadqiqot markazlari bilan hamkorlashishga kuchayotdi." Christopher Wray yana mundaq dedi: "Tahdidlarni bildik, endi buningga qarshi qandoq tadbir qo'llanamiz deganda, amerikaliklar shu 3 nuqtani esida tutishi kerak. Birinchidan, biz Xitoyning maqsadini aniq oydinlashtirib olishimiz kerak. Xitoy Kompartiyasi texnika va iqtisod jihatida Amerikadan o'tib ketishni planlayotdi. Lekin qonunlik, adolatlik raqobat bilan emas, balki o'z fuqarolarining erkin fikr qilishini to'sish, bostirish
başkalarınınkini uğurlaş arkalık, yani vasıtallamay hareket kılıvatıdı. İkinciden Amerikalılar şunu bilişi gerek ki, Xitaylar teknikilik üskünlerden paydalanıp yaşlardan paydalanıvatıdı. Fakat Xitayning istihbarat uğurlarla emez, belki Xitaylarının nurgulluğun şahsi şirketleri ve ali mektep okuğuçuları, tetkikatçılar Xitayning istihbaratı üçün işleydi. Üçüncüden hizmet izleş üçün torga çıkkınanlarda Xitayning appleri sizlerinin uçurunlarını toplapmanıdı. Ve keyinki hükümetinin kararları da sizlerge təsir kılışka urundu. Meselen Huawei enikli xalqara kanunga ve müşterilerinin kanuni hukukuğu dəxli təruz kılgan. İzcil texniki uğurluğun şirket. Xitay xalqaralıq cinayi ceza kanunuğa ve xalqara tertibki xilaplı kıldı. Biz bununla karab durmayımız. Federasiya Tekşürüş İdarisi ve başka organlar Amerika hükümeti bilen birleşip Xitayın cevapkarlığını sürüştü kılımız. Xalqımız içindeki pidailer bilen birlikte devletimizin keşfiyatlarını, ideyelerini, yaşaş usulünü qoğdayımız. Hindistan hükümetimi yakında TikTok, Hello ve WeChat qatarlıq ictimai alaqı süpelerini öz içine alğan Xitayın 59 ictimai alaqı əplerini devletinin ilgilik hukuki ve bihaterlikiye elib gelgen tehditki karıştırış üçün çekli gelikini ilan kılgan idi. Xitayning Guizhouda kelkun apiti yuz berdi. Jungshin Torining bugünkü haberde bildirilishicha, Xitayning Guizhou ölkəsi bu yıl iğir kelkun apitiga uchragan. Bildirilishicha, bu yıl 6 aydan başlap o'tirichi höl yig'in miqdori yaqinqa 60 yildan buyonqa o'xshash mazgildagidan ko'p bo'lgan. Tongrin shahrining Guaku kentida latqi shig'illar bilan nurg'un uylar buzilgan hamda vayron bo'lgan. Xitay suv ishlari idorasi tunugun tushdan keyin ogohlantirish o'xtirish tarqitib Apetning iğırlaşqanlığı sebeple ciddi ahvalının derecesini birinci derecede örletken. Gücü dairleri elan kılgan sallıq malumatı bildirilişçe, höl yığın miqtari 676 mm'ye yetken. Aldınkı yıllardaki oxşaş mezgilgi seleştirganda 2.6 hessi aşkan. Yıkında Gücü ölkisi ve canıptiki bir kısım rayonlarda katlıq yamğur yakan olup, dairler aldın signal berişini küçeytip, kelkün, hölçilik, geologiyelik apetin müdafiyeleniş ve ciddi xatardın kutkuluş qatarlıq tedbirlerinin hemmesini işkısalgan bosumu, bırak apet özlüksüz devamlaşkan. Apetti veyran bolgan nurgun öy zor külemdeki ziraatlar bolganlıqı bildirilgen bosumu, bırak Xitay dairler terapidin bu axte hiç kandaq enik sallıq məlumat berilmigen. Adidas ve Lacoste şirketleri Uygurlar mecburi işlevatkan Xitay zavutlarının mal təminleşini toxtadı. Xalqaralıq danlıq markalardan bolgan Lacoste şirketi yakında Şarkı Türkistan'daki mecburi emgeki çetişlik dəb qaralgan təminleş zəncirleri bilen bolgan barlıq alaqısını kesidiganlığını cakarlıgan. Onun bu hareketi Adidas şirketinin kin bu cahette kolgu keltürülgen yeni bir netice hesablandıken. Glossy namlıq tor gezdinin haber kılışca bu yıl 3. ayda Avustralya Strategilik Siyaset Tetkikat Orni Uyghurlarının Xitaydaki tokumakilik sanayetini asas kılgan zavutlarda mecburi emgeki tutuluşu haqqıda tepsili dokulat elan kılgan deyken Avrupa İttifaqi Parlamentinin azası Rafael Glucksmann bir hareket başlayan. O bu harekette de Xitaydaki muşundaq zavutlardan mal təminləvatqan 83 danlıq kiyim-kecek markalarına mektup evetken ve özü bivasti körüşken. Neticede hazırgıca Lacoste ve Adidas şirketleri bu çakırıqa avaz koşup, Xitaydaki təminləş zəncirləri bilen münasibetini özlədiganlığını bildirgen. Rafael Glucksmann ictimai taratqudaki hesabı arqılıq bu xoş xəbərini elan qılıb, əmdiki qədəmdə Uyğurlarını qul qılıvatqan təminləş zəncirlərdən mal elivatqan qalğan 81 markini toxtuş üçün birlikdə hərəkət qılaylı digən. O Glossy Torgesdeki kılgan sözü de özünün hazır bu meselde Nike şirketi bilen görüşü vatkallıqını, onlarının mesele üstüde müzakere elip beri vatkallıqını etkan. İslam Hemkarlıq Teşkilatı Devletleri Xitayının Şarkı Türkistan ve Hong Kong siyasetlerini kolladı. Aldın qabda Birleşken Milletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Genişide etkilgan yığıllarda İslam Hemkarlıq Teşkilatı'a əza 22 devletinin Xitay rejiminin Şarkı Türkistan'daki siyasetlerini kollayışı küçülük dikkat kozgıdı. CNS News namlıq haber torunun bildirişçe aldın qayıpta Birleşken Milletler Teşkilatı'nın en yukarı kişilik hukuk organı bolgan kişilik hukuk genişi de bir kısım devletler Xitay rejiminin etrafıgı zic uyuşup, onun Şarkı Türkistan ve Hong Kong'da kılıbatkan kişilik hukuk defsendiciliklerini qoğdıgan. Haberde eytilişçe kişilik hukuk genişi de Belarusya başkalıqıdaki 46 devlet Xitay rejiminin Şarkı Türkistan'da yolu koyuvatkan siyasetlerini aklap işbadi bildirgen. Dikkat kozgaydıganı bu devletlerinin içindeki 22'si Uyghurlarga tunuş bolgan
İslam Hemkarlık Teşkilatı'na azam Müslüman devletlerden teşkil tapkan. Ular Bahreyn, Kamerun, Mısır, İran, Irak, Oman, Pakistan, Saudi Arabistan, Sudan, Suriye, Arap Birleşme Halifeliği, Yemen ve Palestin Katarlıklarını öz içine alıdı. Xitay Taşqi İşler Ministerliği bolsa yuqoridagi devletlerinin Birleşken Milletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Kengeşi'de Beijing'nin Hong Kong ve Şarkı Türkistan'daki narazılık payda kılıvatkan siyasetlerini kolluğallıkıga rahmet etkan. 2019 yılı 7 ayının 10 günü Birleşken Milletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Kengeşi'ge aza 22 devlet Xitay'nın Şarkı Türkistan'da yol koygan lager tüzümü ve başka takiple siyasetlerini qattıq tənqid kılıp ortak bayanat elan kılgandekin Xitay tarafı özünün Şarkı Türkistan'daki siyasetlerini kollaydıgan 37 devlet barlıqını davran salgan. Şu çağdımı Xitay tarafı turgan devletlerinin 20'den köpereki yukarıdaki oxşaşla İslam Hemkarlık Teşkilatı'a aza devletler idi. Aynı çağda Saudi Arabistan ve Palestin Katarlıklar bu hareketi sebeplik halkaralık kişilik hukuk organlarının küçülük tənqidi uçurgan idi. İstanbul'daki Ürümçi Kırgınçılıkı resim körgazmesi muvaffakiyetlik ayaklaştı. 5. İyul İstanbul Fatih Saraçhanı Bağçısı'da 5. İyul Ürümçi Kırgınçılıkı münasibeti bilen Xitay tecavüzçülerinin Şarkı Türkistan'daki kırgınçılık cinayeti tunuşturulgan resim körgazmesi başlanan olup, körgazma 3 gün devamlaşkandayken 7. İyul keşte muvaffakiyetlik tamamlandı. Körgazmeni Halkara Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği teşkilligen olup, Şarkı Türkistan Nuzgum Kültür ve Aile Cemiyeti bilen Şarkı Türkistan Akbarat ve Medya Cemiyeti Şarkı Türkistan Yeni Nesil Hareketi mahsus orun tuttu. Körgazmede Şarkı Türkistan halkının dini ve milli medeniyeti ve aile hem de öy selamcılarına alakadar resimler Şarkı Türkistan tarihi de ötken medeniyetimizgi vekilli kıldığan alim, tarihi şahsler, general, yazgıcı şairlerinin resimleri. Xitay'nın Ürümçi Kırgınçılıkı'na alakadar pakitlik resimler Hem de yıkınkı birkaçı yıllardan beri Xitay Şarkı Türkistan'da yol kuyuvatkan bastırış, kırgın kılıç cinayetleri, lagerler hakkındaki pakitlik resimler, Şarkı Türkistan'ın tarihi, Xitay'nın Şarkı Türkistan'daki kırgınçılık cinayetleri tasvirlenen Arapça, Türkçe, Uygurca, İngilizce kitap, hem de jurnallar ve başka teşvikat materyalleri koyuldu. Körgazmaga kelgan ziyaretçilerge resimler hem de medeniyet buyumlarını tanıştırış için mahsus adam orunlaştırıldı. Ular 3 gün boyunca ziyaretki gelgen mihmanlarga Şarkı Türkistan'dan hazırkı ehvalını tanıştırdı. Şundaklı ziyaretçilerge Şarkı Türkistan'dan tarihi Xitay yürgüzvatkan kırgın kılıç cinayeti tanıştırılgan kitap, jurnal hem de teşvikat varakçıları tarqıtıp berildi. Amerika Xitay'nın ictimai taratqu əplerini çekleşke tayarlanmaqda. Amerika Taşqi İşler Ministri Mike Pompeo, TikTok qatarlıq Xitay mərkəzlik ictimai taratqu əplərini çəkləşini planlavatqanlıqlarını uxturdu. Mike Pompeo, Fox Xəbərlər kanalının suallarına cevap veriş jarayanında Amerika Qoşma Ştatlarında işildilivatqan Xitay mərkəzlik ictimai taratqu əpləri haqqıdımı fikir bayan qıldı. O, bulubmu TikTok əpinin iğir xəvpsizlik təhdidi payda qılğanlıqı toğrusudiki dətalaşlarına işaret qılıb, Amerikanın məsələgə əstaydıl qarığanlıqını təkidledi. TikTok'nun çeklenip çeklenmeydiğallıqı doğrusudaki bir sualga cevap bergen Pompeo bu meselde Prezident Donald Trump'nın aldığı ötüvelişini halimaymen. Bırak Amerika Koşma İştatları insanların telefonları çüşürülgen Xitay menbelik əplərge qarata doğru şekilde muameli kılıdı. Növete bu meselegi köngül bölüvatımız dedi. Yeni bir tarafdan TikTok bu axtı yazın bayanat elan kılıp Mike Pompeo'nun sözlerine narazılıq bildirdi. Şirketin Amerikalı Xojayin tarafından başkurluvatkallıqı ve oxşaş türdeki əpler arasında bixatarlık ve amevi siyaset cahatı aldığın Qatar'dan uğrun aldıqallıqı təkiklengen bayanatta işletkücülerimizde bixatar əppilen təminleştirme muşin bir işimiz yok. Hiçbir vaqt Xitay hükümetini uçur bilen təminlemedik. Tələb kılınan təqdirdimi bunda kılmayımız digen ibarlarga uğrun verildi. Dünya miqyasıda aylık 800 milyon işletkücüge ige TikTok'nın İşletkücülerinin xüsusi uçurlarını Xitay dairlerine məlum kıldığallıqı ilgiri sürülmekte. Amerikalıq nurgun mütexassislər şirketinin Amerika Qoşma Ştatlarının devlet xəvpsizligiga xəvp elib kelivatqanlıqı haqqıda fikir bayan kılmaqda. Amerika Dünya Səhiyyə Təşkilatı'dan resmi çekindi. Donald Trump Dünya Səhiyyə Təşkilatı'nı Xitay virusuna karşı köreşti məğlub buluş və Xitay'ı yıqıncılık kılış bilen ayıplab, Amerika'nın teşkilatın çekin geldiği dair uxturuşunu alakadar organlarına yolladı. Amerika'da Donald Trump hükümeti Dünya Sahiye Teşkilatı'dan resmi çekin geldiğini Avam Palatağı bildirdi. Yeni Cirsi Ştatı'nın Kengaş Palata Azası ve Kengaş Palatası Taşkı Münasifetler Komitesi'nin başlığı Bob Menendez Twitter'de elan kılgan bayanatıda
Xitay virusi yuqumunun yanılı davam kılıvatkallıqını təkidləb, yuqumunun dəl otdırısı da Avam Palatası Prezident Donald Trump'tın Amerika'nın Dünya Sahiye Təşkilatı'dan rəsmi çekingenliki dair uxturuşunu tapşırvaldı dedi. Menendez Trump hükümetinin bu qadiminin Amerika hükümetini kesel ve yalğız kaldırdıqallıqını etdi. Yeni bir tərəfdən Amerika mətbuatlarına bayanat bergen ve ismini aşkarlamayan bir Aqsaray əməldarı resmi çekinişinin düşenbe gündün başlayıp küçük ilgi bulunduğalıqını ve resmi uxturuşunun Birleşken Milletler Təşkilatının baş katibi Antonio Guterres'a yollanğalıqını etdi. Donald Trump 14. aprilda Dünya Sahiye Təşkilatını Xitay virusuna karşı kürəşdi məğlub buluş ve Xitayğı yıkıncılık kılış bilen ayıplab Amerika'nın bu təşkilatı kılıvatkan iqtisadi yardımını toxtatqalıqını elan kılgan idi. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kılıp bugün haberimiz müşahede ahırlaştı. Ertki haberimizi görüşürüz, sizlerine Cenab-ı Allah'a kıtaşırmız. Şuna kılıp programı ahırda, ekran arkasındaki varlık hizmetleşirmeğe köptün köp rahmet edemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.